Evet efendim, Hayat Güzeldir devam ediyor. Dolu dolu bir program sizleri bekliyor. Ve benim merak ettiğim özellikle evet. keçi nakışından iğneme tekniği acaba nasıl olur kısmını Gönül Hanım'dan öğreniyoruz. Şimdi biraz önce dedik ki izleyicilerimiz ekran başında kalsınlar dedik. Evet, yaprağımızı yapacaktık. Evet. Bir tutam yeşil renk, istediğimiz bir ton olabilir. Üzerine de bir tutam, ben krem rengiyle keçeleştirmek istiyorum, kombinlemek istiyorum. Evet. Bunu bu şekilde hafif hareketlerle birbirine karıştırırsak daha doğal bir görüntüye ulaşırız yaprak yaparken. Evet. Hafif hafif birbirine karıştırıyoruz. Sonra elimizde hafif bir yaprak formu veriyoruz. Uçlarını şöyle hafifçe içe katlayabilirsiniz. Evet. Hafif bir yaprak formu verip yavaş bir şekilde iğneleme işlemimizi yine yapıyoruz. Şimdi özellikle izleyicilerimiz merak ediyorlarsa altında ne vardı şalımızın? Strafor var değil mi? Altında strafor var. Fırçası evet. da var. Fırçasını da tekrar gösterelim. Evet. Ama hani büyük alanlar için strafor kullanmakta fırça fayda var. Şey, halı yıkama fırçası gibi değil mi? Biraz daha farklı. Birazcık daha sertmiş yalnız. Evet. Küçük evet. alanlarda, küçük evet. keçeleme işlemlerinde bunu kullanabiliriz. Ama büyük alanlarda straforu da alırlarken biraz daha kalın almalarında fayda var. Çünkü defayet de kullanmak için. Evet. Eğer ince alırsak bu şekilde zaten straforumuz iğnelendikçe deliniyor. Evet. Daha çabuk deforme olur. Yani çabuk atarız. Bir şeyleri evet. çabuk atmak istemediğimiz için. O nedenle baştan evet, daha evet, sağlam. Evet, almak. Biraz daha kalın almak da fayda var. Evet. Bu şekilde yaprağımızı da yapıp bunları da hafif bir şekilde şeklini bozmadan form verip ilk önce kenarlarından iğneleme yapıyoruz. Daha sonra ortalarından yaparak daha ki arkasına geçinceye kadar bu evet. iğneleme işlemini yapıyoruz. Evet, şimdi biraz önce yaptığımızı gösterelim mi? Evet, hafif arkasına geçmeye başladı. Evet, şöyle bir bakalım. Evet. Yani, izleyicilerimiz daha net görsünler. Evet. Acaba hangi aşamada bırakacağız diye ben düşünürüm. Evet, biraz daha istiyor. En son aşamada da bunu tersinden buharsız bir şekilde ütülememiz gerekiyor. Buharsız ütüleyeceğiz. Evet, buharsız mi? Ütüleyeceğiz tersinden. Eğer tereddüt ediyorlarsa ütü bezi de kullanabilirler. Ama buharsız ütülemeleri yeterli. Ütüledikten sonra tekrar hani bakarsak eğer şuraları rahat keçelenmiş mi, kopuyor mu? Hani elimizle de kontrol edersek gerekirse evet. üzerinden tekrar bir iğneleme. En sonda tekrar bir ütüleme ile artık şalımızı kullanırız. Evet, peki. Şimdi iğneleyeceğiz. Evet, iğneleme işlemine devam edelim. İğnelerimizi tekrar gösterelim yeni evet. başlayanlar için. Evet. Bunda böyle çoklu iğnemiz. Bu istersek ikili, istersek bir, istersek tek kullanabileceğimiz iğnelerimiz. Evet. Mutlaka yedek iğnelerimizi de almamız gerekiyor. Yedek iğne nerede gerekiyor? Çünkü kırılıyor. Kesinlikle normal iğne ile bu keçelemeyi yapmasınlar. Öyle mi? Evet, hem şallarına zarar verirler, keçelere zarar verirler, iğneleri de ellerine batabilir. Nedir bu iğnelerin özelliği peki? Bu sadece keçi iğnesi olarak piyasada satılıyor. Bakabilir miyim ben? Tabii evet, ki. İzleyicilerimize de gösterelim. Evet. Aralarda özellikle bölmeleri var. Evet. Normal daha iğneden farkı. Ucu evet. ince ve sivri. Yalnız elimize batırmamaya dikkat etmemiz lazım. Yeni tamam. kullananlar için söylüyorum. Evet. Özellikle ilk başta ufak tefek kazalar oluyor. O öyle yüzden. Mi? Peki. Hani o zaman biraz daha geriden, evet. biraz daha elimiz uzaktan yapmakta fayda var. Evet. Ama eğer bu iğnelerimiz varsa, keçelerimiz varsa, yün olan, triko olan her şeyi süsleyebiliriz. Evet. Her şeyi değiştirebiliriz. Evet, gayet güzel. O zaman siz evet, devam ederken... Evet, ben yaprağıma devam edeyim. Bitmiş zaman, halinde görürüz. Tamam, bitmiş halinde merak ediyoruz. Müsaadenizle tabii diyorum. Ki. Ve diğer taraftan Aysun Hanım'ın yanına geliyorum. Evet, Aysun Hanımcığım. Şimdi biberimiz pişti. Havuç var. Değil. Evet. Havuç var. Biberlerimiz yeşil var. Yeşil biber, kırmızı ve biber, nohut, biber. Haşlanmış. Evet, hepsi var. Tavuklarımızı küp küp doğradık. Yağda kavurduktan sonra içine ilave ettik. Evet. Şimdi baharatlarımızı koyacağız. Evet. İsteğe göre miktarını ayarlayabiliriz. Eğer tuzunu da ilave ediyoruz. Evet. Tuzunu da ilave ettik. Şimdi karıştıracağız. Baharatlar iyice içine kokuları evet. geçsin. Karabiber, pul biber ve tuz ilave ettik. Evet. Şimdi de kavurduğumuz pirinci tereyağında kavurduk. Evet. Üzerine bu şekilde döküyoruz. Şöyle
sebzelerin üstünü kapatıyoruz pirinçle. Evet. Ve karıştırmıyoruz. Karıştırmıyoruz. Suyunu da kaynatılmış suyunu da ilave ediyoruz. Evet. 2 su bardağı pirince 4 su bardağı su kullanıyorum. Yani pirincin fazlalaştırdığınızda ya da 1 su bardağı ise 2 su bardağı. 1'e 2 oranı var, evet, yani. Evet, o şekilde. Tamam. Şimdi pilavımız bu şekilde kısık pişiyor. Ateşte. Evet, pişecek. Karıştırmıyoruz. Evet. Zaten içinin baharatları da pirince geçecek. Hı-hı. Bu şekilde. Evet. Piştikten sonra da bir süre dinlenmeye bırakıp çevirdiğimiz zaman zaten gösteririz. Evet. Merak ediyoruz. Evet, o zaman piştikten sonra şöyle çok güzel. Herhalde ilk başta kırmızı biberler, nohutlar, tavuklar, evet, görünecek. Zaten sonra kendi kokuları şu anda pirince de geçmiş oluyor. Evet, gayet güzel. Peki, bugün aynı zamanda ne, evet, yapıyoruz? Waffle yapıyoruz. Waffle yapacağız. Hemen, evet, waffle'a da başlayalım isterseniz. Tabii. Öncelikle malzemelerimiz 2 yumurta, damla çikolata, fındık ezmesi, fındık dövülmüş olacak, şeker, un, hı hı, mısır nişastası, evet, kabartma tozu, vanilya, tarçın, krem çikolata kullanacağız. Evet. Ve şimdi yumurta ile başlayacağım. İlk önce hamurunu yapacağız. Evet, bunlar yumurta sarısı ile akını ayrı şekilde yapacağız. Şekeri de ilave ediyoruz. Evet, ne kadar şeker? 3. Ekranda görünüyor. 3 çay kaşığı, 3 çorba kaşığı olacak. Evet. Şimdi bunları çırpacağım. Beyazladıktan sonra ayrı bir yerde bekleteceğim. Öbür malzemelerimize geçiyoruz. Evet. Diğerlerinde. 2 yumurta sarısını, sütümüzü. 1 bardak sütümüz, 2, evet, yumurtamız, yumurtamızın sarısı. Nişastamızı da ekliyoruz. Ne kadar nişasta? Nişasta yarım su bardağı olacak. Evet. İsterseniz önce yumurtayla sütü çırptıktan sonra çok fazla çırpmayalım. Bu şekilde. Evet. Şimdi nişastayı da ekleyeceğiz. Unumuzu da ekleyelim. Peki. Bu arada altını kısalım. Suyumuz kaynadı. Zaten, evet, kaynamış suydu. Değil mi? Ve nişastamızı da ekliyoruz. Unumuzu da ekleyeceğiz. Bu arada tereyağımız da vardı. 125 gram eritilmiş. Erittikten sonra hafif soğutulmuş. Onu da ekleyeceğiz. Peki. Çünkü yumurtaların hani pişmemesi için ılık olması gerekiyor. Onu da ekliyoruz. Ve hepsini ilave edip. Onu da ekliyoruz. Ve waffle nasıl yapılır kısmını merak edenler varsa. Bu waffle'ın özelliği çıtır olması. Hani waffle hamuru genelde çıtır olmuyor ve süngerimsi bir yapısı şekil var olduğu için de hani çok lezzet katmıyor. Bunun özelliği çıtır çıtır olması piştikten çıtır sonra. Olacak. Evet. Ve fazla hani bir günde 2 tane yiyecekseniz kalanları dondurucuya atıp ısıttığınızda yine aynı şekilde aynı lezzeti bulabilirsiniz. Bu nokta önemli. Çırpıyoruz bu şekilde. Evet. Önce şöyle karıştıralım. Evet. Ekliyoruz. Neler vardı? Vanilya, kabartma tozu. Vanilyamız var, kabartma tozu var. Tarçın da, tarçın isteğe göre hani yumurtanın kokusunu almak istemiyorsanız içinde genelde waffle'larda öyle olur ya, kokuyu aldım, evet, dersin. Tarçın o kokuyu bastırıyor giderdiği mu? İçin, evet, bastırdığı için ben biraz tarçın kullanıyorum. Tamam, ama tarçın edelim. Sevmeyenler kullanmak zorunda değil. Sadece koku veriyor. Peki. Bunu da ekledik. Ve en son olarak da yumurta akını ilave edeceğiz. Evet. Şekerle çırptığımız.
Evet. Şimdi en sonunda limonu da ekliyoruz. Yumurtanın akıyla şekerimizi çırpmıştık. Beyaz köpük kıvamını alacak. Evet. Yumurtanın sarılarını da süt, tereyağı, nişasta, un, evet, vanilya, kabartma tozu hepsini ilave ettik. Bu şekilde karıştırıyoruz. Şimdi waffle makinemi ısıtacağım. Evet. Sonra da yağladıktan sonra ufak bir kepçe ya da kaşıkla ölçü yapıp pişirmeye başlayacağız. Evet, peki. O zaman merak ediyoruz değil mi? Tamam. Peki, siz devam ederken biz hocamızla sohbetimize devam edelim. Şimdi özellikle hocam, tiyatro demek ekstradan şimdi bir mesainiz var. Doktorlar olarak, sağlık çalışanları olarak siz güzel bir adım attınız. Bir mesainiz var. Mesainiz ayrıca güzel bir oyun çıkardınız ortaya. Acaba neler yaşandı? Ben birazcık daha perde arkasında merak ederim. Yani o provalar çok güzeldir, çok eğlencelidir. Arada bazen yapamadığınız veya yaptığınız, evet böyle olmamalıydı dediğiniz şeyler vardır. Bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. Bir defa biz bu yola çıkarken çok eğleneceğimizi tahmin ediyorduk. Şimdi evet, bir komedi oynuyorsunuz. Herkesin bir görevi var. Ben doktorum, ameliyattan çıkıyorum. Hemşire arkadaşım nöbetten çıkıyor. Öbür arkadaşım mesaiden çıkıyor, işlemden çıkıyor, fizyoterapist müdahaleden çıkıyor. Evet. Herkes o hastanenin o soğuk ortamından geliyoruz aslında. Yani o sevimsiz bir tarafı var. Evet. Hastalar tarafından. Hasta var, hastalık var. Evet, o taraftan geliyoruz. Şimdi bu çok önemli bir şey. Hastanenin soğuk yüzünden çıkan bir komedi aslında. Şimdi hepimizin bir işi var elbette. Başarılı yürüttüğümüz bir işimiz, görevimiz var. Asıl mesleğimiz var. Şimdi tiyatroda buluştuğumuz zaman arkadaşlarımla 18 tane birbirinden değerli oyuncu, ki sonra 18 kişiyle yola çıktık ama bir baktık ki içlerinden çok üstün yetenekliler de var. Şaşırdık da yani, böyle yeteneklerin olduğuna mutlu olduk. Bunlar tiyatro sahnesine geldiklerinde, çünkü hepsinin bir değişik bir rolü var. Evet. Düz bir rol değil. Kimi hasta kadını oynuyor, kimi cilveli bir kadını oynuyor, kimi sağır dilsiz oynuyor, kimi huysuz bir kadını oynuyor, kimi korkak bir kocayı oynuyor gibi. Şimdi biz tiyatro sahnesinde bunları provalarken tabii gülmekten oynayamadığımız zamanlar çok oldu. Evet. Çok ciddi bir doktorumuzun korkak bir koca rolündeki oynayışı herkesi kırdı geçirdi. Evet. Tabii karakterler de değil mi? Tabii karakterler de. Evet. Ne bileyim, çok sevdiğimiz bir oyuncumuzun baskın bir eş, kadın rolüyle kocasını hırpalaması bizi çok güldürdü. Evet. Çoğu zaman oynayamadık da gerçekten gülmekten. Ne bileyim, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın yaşlı, hasta, konuşamayan bir hasta kadına dönüşmesi bizi çok duygulandırdı, şaşırttı açıkçası. Sağır dilsiz keza öyle. Benim deli tipime bürünmem mesela herkesi güldürdü, kırdı, geçirdi gibi. Her anı hep eğlenceyle geçirdik aslında. Ve dedik ki arkadaşlarla, biz eğleniyorsak herkes eğlenecek. Önce bizim eğlenmemiz lazım. Biz de o yola çıktık o şekilde. Ekip çok zor çalıştı gerçekten. Hepsi provalara katıldılar ve nöbete koşarak geldiler. Yüreğinde yemek yemediler, aç kaldılar ama iki arada bir derede hastane hizmetlerini, görevi, aslı görevleri aksatmamak şekli hepsi layıkıyla yaptı bu işini. Hepsine gerçekten buradan tebrik ediyorum. Tabii, tekrar teşekkür ediyorum. Tebrik etmek lazım bu konuda. Üstün bir iş çıkarttılar. Evet. Ve eleştirilerle çıkarttıkları oyun da üst düzey bir oyun oldu. Biz amatör gibiydik ama hakikaten profesyonel iş çıkarttılar. Çok büyük yankı da buldu bu medyada. Birçok yerde haber olduk. Bugün dahi gazetelerde yer aldık. Evet. Büyük iş yaptığımızı biliyoruz. Güzel bir adım, güzel bir birliktelik. Ortaya çok güzel şeyler çıktı. Evet. Yani tiyatrodan dediğim gibi herkesin alacağı bir yer vardır. Bir hayatının bir dokunuşu vardır diye düşünüyorum. Siz mesela ne aldınız hocam? Bu tiyatrodan ne çıkardınız? Kendi hissenize düşen ne oldu? Öncelikle çok iyi bir ekip dayanışması. Şimdi bu ekip, herkes farklı meslek grupları olduğu için biz hastanede sadece merhaba, nasılsın? Veya hastam, benim ameliyat ettiğim hastama bakan hemşirelerimle sadece bir mesleki diyalog. İdari işlerle, sadece bir idari işlerle ilgili bir şey vardı. Temasımız vardı, iş ilişkisi vardı. Burada bir ekip ruhu içerisinde, bir dayanışma içerisinde, bir
kenetlenmeyle biz bu işi yaptık. Şimdi hatta hastanede herkes, arkadaşlar kendi aralarında rol isimleriyle hitap ediyor birbirine. Eyvah yani, hocam sizinki şimdi, bu durumda. Benimkine de söylüyorlar ama bu çok güzel bir dayanışma ve yardımlaşmayı getirdi. Tiyatronun biliyorsunuz medeniyetin aslında sembollerinden bir tanesidir tiyatro. Çok eski Yunan zamanından geldiği için birçok kazanımlar da yaptı farkında olmadan arkadaşlarıma. Çünkü 18 yaşında bir oyuncumuz da var, 60 yaşında da bir oyuncumuz var. Şimdi pek farkında değiller ama onlar birçok kazanımda elde ettiler. 18 yaşında küçük arkadaşlarımız toplum içinde konuşmayı öğrendiler. Evet. Rahat olmayı öğrendiler. Düşünmeyi, yorumlamayı, yorumlayarak bir karakter çıkartmayı öğrendiler. Sanatın, estetiğin dokunmasını gördüler aslında. Evet. Düzgün konuşmanın ne kadar önemli olduğunu ve Türkçemizin ne kadar düzgün konuşmamız gerektiğini öğrendiler. Evet. Ve bir medeniyet cesaret gösterdiler. Biz orada Oscar almak için veya bir üstün bir performans göstermek için çıkmadık ama her oyuncumuzun medeni cesaretle gösterdiği bu oyun bizim için yeterli zaten. Evet, bazen şunu da yaşıyoruz biz hocam. Şimdi programa konuk olarak almak istediğimiz zaman doktorlarımız özellikle bazen şunu söyleyebiliyorlar. Ben çıkmayayım. Yani bilgi anlamında, donanım anlamında çok iyi. Ama ben belki yanlış ifade edebilirim kendimi. Yanlış olabilir. O nedenle çıkmak istemiyorum diyorlar. Bu noktada aslında bir özgüveni daha da güzel bir şekilde artırdığını düşünüyorum değil mi? Kesinlikle. Şimdi bir şey okursunuz. Evet. Şimdi ondan okuduğundan bir karakter canlandırıyor. Yani okuyor, yorumluyor, düşünüyor ve aktarıyor. Yani evet. Bu çok önemli bir beceri ve rahat olmayı, özgüven çok önemlidir. Evet. Çoğumuz biliyorsunuz bir konuşma yapamayız kalabalık önünde ama bu oyuncular... Evet. Artık 250-300 kişinin önünde bırakın konuşmayı farklı tiplere giriyorlar hiç çekinmeden. Evet. Çok önemlidir bu. Ve şimdiye kadar evet. Peki hocam bir izleyicimiz şunu soruyor. Tabii bir hasta olarak değerlendirdiğimiz zaman ameliyat esnasında tiyatro oyununu düşünmek hasta için bir risk teşkil etmiyor mu diye izleyicimizin sorusu. Evet. Tabii haklı seyircimiz tabii zannediyor ki biz hastanede tiyatroyla uğraşıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Evet. Bizim asli görevlerimiz var. Hı hı. Asli görevlerimiz kesinlikle ayrı, tiyatro ayrı. Hı hı. Biz bunu mesai sonrası, hastadan tamamen uzaklaştığımız, eve gideceğimiz zamanlarda, boş zamanlarımızda yaptığımız faaliyet. Tiyatroya biz bu şekilde başladık. Hastanın ameliyatlarını da tabii ki yaptık. Hastanın ameliyatı biter ki bugün sabah ameliyatımı yaptım buraya gelmeden önce. Evet. Ameliyatlar layıkıyla yapılır. Hastalar layıkıyla bakılır. Tiyatro sahnededir, hastanede değildir. Evet. Herkes, hani Süpermen şeyi vardır ya, kıyafeti vardır ya, gazetede Clark Kent'tir. Evet. Ama Süpermen başka bir yerdedir, öyle. Asla tiyatro ve hastane görevler bir arada olmaz. Evet. Peki hocam, şimdi benim sizi özellikle burada konuk etmemin nedeni şunu birazcık daha yakalamak istediğim için aslında. Mesela doktor olabilir, mühendis olabilir, avukat olabilir. Bizim birazcık daha kendimize ayırdığımız bir zaman dilimimiz yok. Yani hangi alanda olursak olsun kendimizi bir hobi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve siz de bunu çok güzel bir şekilde yapmışsınız. Maşallah diyelim hocam. Sağ olun. Şimdi o oyuncu arkadaşlarım hepsi öyle. Şimdi çok stresli iş yapıyorlar gerçekten. Hastalarla insanlarla uğraşmak çok zordur biliyorsunuz. Kesinlikle, tabii. O stresli ortamdan, o mesleki... stresten uzaklaşmanın yolu bence bu tür faaliyetler olabilir. Arkadaşlarım hepsi sahneye çıktıkları zaman her şeyi unutuyorlardı. Evet. Yani bu deşarj da oluyordu aslında kafalarında. Mesleği aslında biraz daha motive ediyor. Şimdi aslında ne kadar kafayı dağıtabilirseniz. Mutlu bir şekilde gidiyorsunuz değil mi işiniz hocam? Yani deşarj olmuş, kafanız rahatlamış. Tabii. Stresten arınmış. Evet. Hoşlandığınız bir meşguliyetle uğraşıyorsunuz. Siz hoşlanıyorsunuz. Bir şey çıkartacaksınız, çıkartıyorsunuz. Ve beğenilen bir işle uğraşıyorsunuz. Ertesi gün geldiğinizdeki iş yeri motivasyonunuz daha yüksek olacak. Bu arkadaşlarım hepsi hastalara yaklaşımları çok daha farklı oldular. Evet. Çok daha sevecen, daha ılımlı, daha şefkatli. Yani o hastanın soğuk yüzünden çıkartmış olduk aslında birçoğunu da. Aslında daha mutlu bir ortama hastalarla gelmiş olabilirler. Tabii personel için bir sosyal faaliyet. Sanat nereye dokunursa Ayşenur biliyorsunuz orayı aydınlatır. Bu da öyle. Tiyatro da öyledir.
Biz hastane ortamından sanata azıcık dokunalım istedik. Evet, zoru başardınız hocam. Peki sizin hissenize düşen ne oldu? Siz ne çıkardınız? Mesela bu oyunu oynadınız. Aynı zamanda yönettiniz. İnsanlarla hemhal oldunuz. Onların dertleri vardır, problemleri vardır. Farklı şekillerde de yaşadınız bu süreci. Acaba sizin hissenizde neler var? Neler koydunuz? Öncelikle başardığımız için çok mutluyum. Yani bir yola evet, çıkarsınız. Evet. Başaramazsınız, bırakırsınız ama bu 18 kişilik arkadaş grubumuz bir şey başardı hakikaten. Ve ilki de başardılar. Bir ilk bu. Böyle evet. bir şey yok genelde. Göremeyiz. Ben bilmiyorum en azından. Ankara'da duymadım bir şekilde. Biz en başta biraz daha kısıtlı bir iki oyunla biz bunu kapatırız diye düşündük. Yani herkes hevesini aldı. Oyunculuğu tattı. Alkışları hissetti, gördü. Hastanede herkes onlardan bahsetti. Çok güzel oynuyorsunuz dedi. Övgüler, gazeteler, şunlar bunlar ama sonra gördük ki herkes ilgisi çok fazla. Oynayın. Yine oynayın. Yine oynayın. Evet. Yani biz bu oyunu oynamak niyetindeyiz gerçekten. Şimdi bu ara oyuncularım dinleniyor gerçekten. Çok yoruldular bu iki oyun çıkartmadan önce. Bir defa sanatla biz mesaj veriyoruz zaten insanlara. Sanatın, tiyatronun amacı da bu. Evet. Orada keşke izleyebilseniz, tabii oyundan pek bahsetmek istemiyorum ama umarım izlersiniz, mutlu olursunuz. İnşallah. İyi insan olmanın, erdemliğin ve aslında pozitif olmanın erdemlerinden de bahsediyoruz burada. Evet. Bir şekilde ders de veriyoruz. Negatif vermiyoruz, negatif düşünce yapısı da vermiyoruz insanlara mesela. O açıdan iyi. Evet. Seyirci de çok önemli. Seyirci aslında, seyirci de kendi kazanımlarını yaratıyor. Seyirci de düşünüyor. Bir toplum olayını seyrettiğinde o da yorumluyor kendi çapında aslında. Tiyatronun biliyorsunuz karşılıklı bir şeyi vardır, kazanımları vardır. Hem oyuncular açısından tabii. hem de seyirci açısından. Evet, herkesin heybesine farklı şeyler doluyor, şeydir, kesinlikle. Dolabilir. Evet hocam. Peki, birazdan sohbetimize yine devam edeceğiz. Ben bir sanat köşesi kısmına geçmek istiyorum. Acaba hangi aşamadayız kısmını bir görelim bakalım. Bir yaprak daha yaptım. Evet. Yavaş yavaş artık iyice keçeleşmeye başladı. Biz şöyle tersini de göstereyim. Evet. Keçeleştikçe keçemiz bu tarafa geçiyor ve sabitleniyor. Şöyle birazcık bir şeylik var. Evet, bu ütüyle yapışacaktır. Ütüyle yapışacak. Ütüyle yapışacaktır. Evet. Geçiyor ve hiçbir şekilde çıkmıyor. Yalnız bunu yıkarken de evet. doğal bir madde olduğu için elde yıkama. Ya elde makinenin yıkama. Elde yıkama programı ya da elimizde yıkarsak soğuk suyla. Evet. Çünkü bilindiği gibi keçe sıcak suya geldiği takdirde keçeleşir. Daha, toplar. Daha sertleşiyor evet, yani. Sertleşir, doğru mu? Toplar. Evet. Aynı yün kazaklarımız gibi. Evet. O yüzden bunları yıkarken mümkün oldukça elde yıkama ya da soğuk suyla yıkama o peki, tarz bir şey kullanırsak. Peki deterjanla, sabunla mı acaba neyle yıkamak lazım? Genelde ben şampuanlarımızla, kullandığımız şampuanlarla elde yıkama yaparlarsa daha sağlıklı sonuç olur. Evet, peki. Çok fazla çünkü başka türlü sıcak su kullandıkları takdirde keçeleşecek, şalımız toplanacaktır bu sefer. Evet, ondan dolayı. Bu toplanmayı önlememiz lazım. Peki. Ve daha sonra ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Yalnız bunu yaparken mümkün olduğu kadar tonlama yaparsak daha hoş bir görüntü ulaşacağız. Evet, bir bütün olarak değerlendirme yapmak tabii ki. Lazım. Doğadaki çiçeklerin hiçbiri tek bir ton değil. Mutlaka evet. hani içinde değişik tonlar kullanarak yaparsak o takdirde daha güzel bir sonuca varacağız. Evet. Bir de ilk defa keçelediğimiz zaman kenarlarından hafif hafif keçelersek şekli bozmadan keçeleme şansımız olur. Hani evet. ilk keçeyi koyup da ortadan, direkt üstünden mesela ben, basmamamız lazım. Ben olsaydım herhalde ilk önce ortadan bastırır sonra yan taraflarına, kenar kısmına geçerdim ama ilk önce kenar kısmına evet, geçmek lazım. Evet, ilk önce mümkün olduğu evet. şeklimizi bozmamak için şöyle hafif hafif iğnemizi yan tutarak bunu evet. Tekli iğnelerle de yapabiliriz. Evet. Hafif hafif yanlarından. Daha sonra iyice şeklimiz belirlendikten sonra ortasına bastıracağız. Evet. Çok zevkli. Hani çok yapmak isteyen aslında. İnsanlara tavsiye ederim ve hani boya olmadan istediğimiz her deseni çok rahatlıkla yapabiliriz. Aynı zamanda sağlıklı. Tabii çok sağlıklı. Önemli çok sağlıklı. Doğal bir maddeyle. Evet, evet, doğal. Zaten hiçbir zaman keçe yapay bir maddeyi kabul etmiyor.
Evet. Her zaman için ya ipek kullanacağız, ya yün kullanacağız, ya pamuklu kullanacağız. Hiçbir zaman yapay bir maddenin üzerine keçeleme işlemi yapılamaz. Evet, peki buna dikkat ediyoruz. Evet, peki. Evet. Zaten kabul etmiyor. Peki, siz devam ederken evet. Mutfak kısmına geçelim. Tamam. Bakalım, waffle'larımız yapılıyor. Evet. Evet. Pilavımız şimdi, da pişmek üzere, waffle'larımız da pişiyor. Güzel, şimdi ne yaptık? Waffle'ımızı, evet. Hamurumuzu, malzemelerimizi, yumurta akımızı, sarısını ayrış bir şekilde yumurta akıyla şekeri çırptık. Evet. Yumurta sarısına süt, vanilya, kabartma tozu, eritilmiş tereyağı, evet. Un, nişasta. Hepsini ilave ettik, karıştırdık. Yumurta akını da içine ilave ettik. Bu şekilde pişiriyoruz. Evet. Pişirdikten sonra öncelikle waffle makinemizi yağlarsak çok iyi olur. Yoksa hamurumuz yapışır oraya. Çıkaramayız bu şekilde. Tost makinesiyle yapabilir miyiz? Tabii ki. İlle de yani waffle makinesi olması gerekmiyor. Tost evet. makinesinde de bu şekilde yapılabilir. Hamurumuzu içine güzel bir şekilde koyduk. Ve pişirdikten sonra fazla pişirmiyoruz. Hani çok evet. Çıtır olması gerekiyor. Üzerine çikolata krem şeklinde sürüyoruz. Evet. Üstüne çilek, muz, kivi, dövülmüş fındık, damla çikolata. Evet. Bu şekilde servis şeklinde hazırlıyoruz. Nasıl seviyorsak değil mi? Yani içine ne koymak istersek bunları çeşitlendirebiliriz. Evet. Beyaz çikolata sevenler de var, mi? Evet. Mesela ben onlardan birisiyim. Evet. O şekilde yani beyaz çikolata olur. Evet, nasıl arzu ediyorsak. Nasıl arzu ediyorsak, evet. Peki, o zaman siz süslemeye devam ederken biz kısa bir ara diyelim. Tamam. Olur mu? Ve sonrasında birazdan nasıl süslediğinizi de gösterelim izleyicilerimize. Tamam. Ve az sonra efendim sizlerle birlikteyiz.